Bir diğer sorumuz, mühendisler nasıl kıdem alıp yükseliyor? Master'lı veya PhD'li mühendis staff tech lead seviyesine kaç senede gelir? Daha yukarılarda manager seviyelerinde herkes çıkabilir mi diye yine chatten gelen bir sorumuz. Daha önceki cevabımı tekrar ediyorum. Kariyerinde ilerlemek için master ve PhD'nin bir önemi yok. İşe girdikten sonra. Tamam, bunu net bir şekilde söyledik, değil mi? Onun dışında da Evet. yani tech lead olmak için PhD lazım falan, öyle bir şey yok. Ben değilim yani. İşte dediğim gibi örnek benim. Ve hani kaç sene geçiyor? Allah'tan burada öyle bir sistem de yok. Hani şey gibi, devlet gibi, hani 3 sene buradasın, sonra 3 sene buradasın. Hani öyle bir şey yok. Bazıları daha hızlı ilerliyor, bazıları daha yavaş ilerliyor. Tamamen seçimlerin ve yaptıklarınla ilgili. Ama bunun bir limiti yok. Müdür olmak da hani yani burada çok müdür var, tahmin edersiniz ki. Yani 7 kişilik bir grubunda müdür olabiliyorsun. Hani müdür olmak çok da hani inanılmaz bir şey değil. Hani olabilecek olan bir şey. Girdikten hemen birkaç sene sonra müdür olabilirsiniz. Çok çok seviyeler var, doğru. O ilerleri tabii ki her seferinde bir seviye seviye çıkmalar iyice zorlaşmaya başlıyor. Genelde burada endüstri standardı bir level'lar var. Evet, yani işte hani software engineer, senior engineer, staff engineer, senior staff engineer, principal engineer, distinguished engineer falan diye gidiyor o seviyeler. Hani o sonlarına doğru tabii ki çok daha zorlaşıyor hani şey yapmak, yukarı çıkmak. Ama hani dediğim gibi onun şeyle ilgisi yok. Hani CV'nizde yazan master ve PhD ile ilgisi yok.